Herkese merhabalar arkadaşlar. Yeni bir ayakkabı dairesi videona daha hoş geldiniz. Şimdi bir alışverişim, bir de güzel küçük bir kargom var. Sizlerle onu açalım ve günümüze devam edelim istiyorum. Yine güzel, enerjik ve dolu dolu bir ayakkabı dairesi video olacak. Sonuna kadar izlemeyi, like ve yorum atmayı unutmuyorsunuz. Hadi bakalım. Şimdi ilk önce şöyle küçük bir kargom var arkadaşlar. Rivalist diye bir markadan gönderildi. Bunu ben hepinizin çok seveceğini düşünüyorum. Çünkü benim de çok sevmiş olduğum tarzda bir ürün var içerisinde. Kutu. Kutular içinde kutu. Onu açıyoruz. Bir tane daha kutu falan. Hayır, merak etmeyin. İçerisinde arkadaşlar bileklikler olacak. Evet, takmayı çok sevmiş olduğum bu tarz bilekliklerden çıkacak arkadaşlar. Tabii ki logo veya NBA oyuncularına ait değil. Fakat biraz daha motivasyonel sözler içeren ve size günlük motivasyon ihtiyacınızı verecek olan çok tatlı, güzel silikon bileklikler olacak. Hadi bakalım kutulardan nasıl çıkacaklar. Açalım görelim. Şöyle ters çevireyim hepsini. İçinde birkaç bir şey daha çıktı. Öncelikle güzel bir yazı göndermişler. Hayattaki tüm başarılar, ilerlemeler ve gelişmeler tek bir kişiyle rekabet etmene bağlı. Ve o kişi sensin. Bileğine her baktığında seni o rakibinle rekabet etmen için teşvik etmek istiyoruz. Her zaman daha yükseği hedefle. Evet, oldukça tatlı ve güzel bir not. Ve bir tane daha arkadaşlar şurada tebrikler ayakkabı dairesi alışverişinde bizim tercih ettiğin için teşekkür ediyoruz gibi tatlı güzel bir aim higher diğer tarafında yazan kart göndermişler. Arkadaşlar ben almadım bunu, bana gönderildi, bunu tekrar belirtmek istiyorum. Evet, bakalım şimdi kutularından nasıl bileklikler çıkacak. Şu şekilde küçük küçük, herhalde bu kutular içinde birden fazla küçük bileklikler var. Açalım bakalım, şuna bakalım nasılmış. İki adet arkadaşlar muhtemelen içinden çıkacak. Bir tanesinde focus yazıyor. Diğerinde ise never give up yazıyor. Şöyle çevirirsem daha güzel gözükecek. Asla, pardon şöyleymiş. Asla pes etme ve odaklan demek. Şöyle iki tane de buradan çıktı. Blood, sweat and tears. Ve no excuses. Farklı renkler olması da güzel olacak. Siz o gün kıyafetinizde hangisi uyumluysa onu takabilirsiniz veya en sevdiğiniz bir taneyi alıp takabilirsiniz. No pain, no gain, hustle. Hustle, çabala demek. Hustle hard. No pain, no gain. Burada da rengarenk bir sürü harika bilekliklerim oldu. Prove them wrong. Bu biliyorsunuz Trae Young'ın ayakkabısında da yazıyordu. Onlara yanlış olduğunu kanıtla demek. Ve remember why you started. Neden başladığını hatırla gibi bir sürü bilekliğimiz oldu arkadaşlar. Tatlı tatlı hepsini farklı farklı zamanlarda kombinlerle giyebilirim. Biliyorsunuz ki ben çok seviyorum. He, arkalarında da bakın şöyle dokunduruş daha var. Gayet keyifli, gayet güzel. Fiyatları da diğerlerine oranla bir tık daha ucuzdu arkadaşlar. Siz de vereceğim linkten bakabilirsiniz. Eğer hoşunuza giderse siz de sipariş verebilirsiniz. Dediğim gibi benim keyifle tercih edebileceğim güzel bileklikler olmuş. Hatta hemen bir tanesini takayım artık, şunu da çıkartma zamanı geldi. Uzun süredir Jordan bilekliği bileğimde duruyor. Hani hoşuma giden bir tane. Ben uzun süredir takmayı seviyorum. Zaman zaman değişiklik yapmayı da seviyorum. Ama bunlarla daha fazla değişiklik yapabilirim. Çünkü hepsinde farklı bir motivasyon sözcüğü olması, gönderdiği yazıda olduğu gibi farklı bir size ivme verebilir. Şimdi üstümüzde kırmızı. Böyle kırmızıyla uyumlu bir tanesini takalım bakalım. Evet, seçeneklerimiz oldukça fazla. Şunu takabiliriz ya. Never give up ve Blood, Sweat, Tears hangisi? İkisini birden de takabilirim. Hatta bir tane beyaz yapayım, değil mi? Bir beyaz, bir kırmızı yapayım. Tam üstümle uyumlu olmuş olsun Under Armour'la. No excuses, asla bahane üretme. Ve yapman gerekeni yap. Elimdeki beyazın artık sarardığını görüyorsunuz arkadaşlar. O kadar çok takıyorum ki bunu. Evet, şunu da takmış olayım. Şöyle. Evet. Gayet keyifli, gayet güzel yeni bilekliklerim. Sizler de bakmak istiyorsanız, seçenekleri görmek istiyorsanız birbirinden çok farklı bir sürü seçenek var. Bana hepsini göndermemişler, hani daha bir sürü var çünkü. Bakın, beğendiğiniz birkaç tanesini sipariş edebilirsiniz. Böyle tatlı kutularla size de gelebilir. Açıklamada link var. Şimdi arkadaşlar Under Armour alışverişi yaptım. Güzel birkaç ürün aldım. Onları da sizlere göstermek istiyorum. Eskiden bunları çok yapardık hatırlarsanız vloglarda falan. Artık çok yapamıyoruz maalesef. Yani ekonominin bu hali fazla yapmamıza pek imkan vermiyor. Bunları alma sebebim de daha fazla artacak olmasıydı. Çünkü Under Armour'a zam gelmemiş. Nike'ın yeni ürünleri çok fazla zamlı gelecek. Yeni yılda %30, %40 fazla zamlı olacak bütün tekstil ürünleri. O yüzden dedim aklım kalmasın. Bir iki tane daha bir şey alayım.
böyle nefsimi tatmin edeyim dedim. Susturayım dedim. Yoksa çok alasım var da. Uzun süredir de doğru düzgün bir şeyler almıyorum kendime. İlk başta şöyle Rush koleksiyonundan arkadaşlar adeta ipeğimsi mükemmel bir tişört aldım. Bunun bende kapşonları vardı. Bu herhalde yeni sezon diye tahmin ediyorum. Bendekiler eski sezondu. Kumaşı bir tık daha güzel geldi. İnanılmaz akıcı, inanılmaz tatlı. Yine benim böyle Under Armour'um gelmiş anlaşılan. Uzun sürede dediğim gibi almıyordum. Medium alıyorum. Çok dökümlü, çok güzel oluyor. Üstündeki duruşuna da bayıldım. Biraz Nike'ın yoga ürünlerine benziyor. Ama tabii ki bence Under Armour tekstildeki en kaliteli marka. Böyle fiyatını da göstereyim sizlere. Fiyatı da arkadaşlar 480 TL'ydi bir tişört. Yanlış görmüyorsunuz. Maalesef böyle. Ama dedim ki almazsam 600 lira yine canım çekecek. O yüzden bir tane alayım diye şımarttım kendimi diyeyim. Baş koleksiyonuna ait de ufak bir bilgilendirme bulunuyor. Üstümde şu an dener miyim bilmiyorum ama belki spora gitmeyi düşünüyorum. Sporda bunu giymeyi düşünüyorum. Vlog devam ettikçe görmüş olursunuz bunu da. Bir diğeri de arkadaşlar bir tane jogger aldım. Under Armour'ların jogger'ları çok güzel oluyor. Bayağı kaliteli oluyor. Bu da en uygun olanıydı. Yoksa beğendiklerim 1000 lira 1100 lira falandı. Bunun fiyatı da arkadaşlar 550 liraymış. Yani toplamda 1020 1030 mu artık ne kadar yapıyorsa o kadarlık küçük tatlı bir alışveriş yaptım. İki ürüne düşünün bu kadar para veriyoruz artık yapacak bir şey yok. Bu yalnız aşırı hoşuma gitti. Üstündeki duruşu da harikaydı. Çok normal pantolonumsu duruyor. Yani bir tarafında lastik tarzı hiçbir şey yok. Ama ona rağmen kumaşının kalitesi harika. Böyle gördüğünüz gibi delik delik. Biraz daha yazlık. Kışın giymek bunu pek mantıklı olmayacaktır. Ama ben spor salonunda falan tercih edebilirim dedim. Tam dizlerinizin arkasının bulunduğu noktada ekstra havalandırma mevcut. Gördüğünüz gibi bileklerinde bir lastik yok ama üstündeki duruş çok güzeldi. Ben şu arkalarını çok seviyorum arkadaşlar. Under Armour yazılarıyla hani bir baksırımsı da bir görüntü veriyor. Farklı bir görüntü veriyor. Şortlarında falan da bu var. Baksırlarında da bu var. Benim hoşuma gidiyor. Onun dışında oldukça normal, basit. Normal cebi olan, fermuarlı cebi olan ve sadece şurada küçük bir logosu olan basit bir eşofman. Ama arkadaşlar Zara, Pull&Bear gibi markalar bile artık hani 250-300 lira olunca buna 500 vermek çok da koymadı. Tabii ki en beğendiğimi almadım ama hani şöyle ince tatlı bir şey aldım. Hani baharlarda veya spor salonlarında giyebilirim. Eğer böyle bir şey arıyorsanız da bence fazla beklemeden alın. Çünkü yani bekliyoruz dedi oradaki çalışanlar da müdür de. Hani bugün yarın zam geldi gelecek diye bekliyoruz dedi. Ben de hiç beklemeyin ben alayım sizden dedim. O şekilde tatlı güzel bir alışverişim var. Dediğim gibi spora gitmeyi düşünüyorum. En azından bu üstü Rush'ı giyeceğim. Şimdi ise bunu tercih ettim. Hatırlarsanız bunu da Instagram'dan paylaşmıştım ama artık bu tarz ürünler bulamıyorum. Zamanında 250 liraya almıştım yani şöyle kalın harika bir şeyi. Ah ah dedirtiyor. Neyse. Biliyorum böyle depresif havalarla açmayalım. Güzel güzel açmış olalım. Motivasyonel açmış olalım arkadaşlar. Evet, şimdi ayrıca dışarı çıkacağız. Eve halı malı bir şeyler bakmak istiyoruz. Babalık görevlerimi yapmam lazım. Sonrasında ise spor, yemek, beslenme, takılmacılar her zamanki güzel bir vlog olacak. Dışarı çıkarken arkadaşlar yanıma giyeceklerimi de almaya karar verdim. Çünkü sonra spora gidebiliriz. Şimdi güzel bir kombin yapayım. Üstüme o Rush'la ne gider bir Under Armour kombin yapayım. Ki hazır olayım. Her an spora gidebilirim çünkü. Şimdi gri onu yaptıysam altına da Under Armour gri tight. Sanki şu güzel gidebilir. Uzun zamandır da bunu giymiyorum. Efsane ötesi tight'tan. Sonra yok oldu bu. Bir çıktı. Sonra yok oldu. Hatırlarsanız Curry videolarımda falan da galiba bunu giyiyorum. Curry 7'de kesinlikle bunu giydiğimi hatırlıyorum da. 8'de bunu giymemiş olabilirim. Bayağıdır giymedim. Güzel böyle bir kardiyo falan da yapasım var. Hafta sonu çünkü anca hafta sonları spora vakit ayırabiliyorum. O bile belki çok zor oluyor. Hani güzel giyinirsem uzun süre spor yapmama da yardımcı oluyor. Tamam bunu aldık. Ha şunu da göstereyim size bu arada. Bu ayın başında da şöyle Under Armour'dan şort almıştım. Onu da göstermiş olayım. Şu şekilde yırtmaçlı. İnanılmaz fış fış. Adeta Reebok CrossFit ürünlerine benziyor. Bu da çok güzel ama bunu alırsam bu sefer her şey çok gıpgri olacak ya. Yani araya bir farklı renk sokmak daha mantıklı olabilir diye düşünüyorum. Şunu giyeyim. Siyah da istemiyorum ama siyah gri de yapılabilir gerçi. Şu yeşili giyeceğim arkadaşlar. Under Armour'un yine. Altta da siyah bir çizgisi var. Bununla bence gayet güzel gider. Logosu... Logoları gitgide yıkadıkça bunlar ölüyor bu arada. Buna dikkat etmek lazım. Grili, yeşilli falan güzel olabilir. Çorap alayım. Tamam üstüme de böyle bir şey alayım. Çünkü spor salonu bayağı soğuk olmaya başladı. Bunu kirletmek istemiyorum. Efendim oğlum. Evet. Benim minik adamım. Evet. Çorabı da seçtik mi? Tamamız. Üstüme şunu alsam. Yani veya şey alayım. Şunu alayım.
Ne dersiniz? 10 numara 5 yıldız. Terlersem de çıkartırım. Ama Rush'ı da göstermek istiyorum. Şu an öyle bir zamanlar ki arkadaşlar, havalar çok soğuk. Hani kat kat giyiniyorum, sporda da öyle. İçime giydiğim şeyin bir önemi kalmadığı zamanlar benim en sevmediğim zamanlar yani. Oo, bu da ne böyle? Under Armour çorabı. Peki ayakkabı olarak hangisini seçeceğiz? Asıl önemli nokta bence şu anda o. Aslında içinde böyle Dame'ler falan var veya Jordan'lar olabilir. Veya şunları da çok beğeniyorum. Son zamanlarda çok tercih ettiğim ayakkabılardan. Fakat fit'i de tamamlamak istiyorum ya. Yani tamamlamadan olmaz. Veya aslında gündelik modellerden bir tane de giyebilirim. Aa, aslında öyle yapayım. Bir dakika, tamam. Bu çorabımı da giyeyim. Şu ne zamandır giymediğim gündelik model var. Bu kalın çorapla basket ayakkabısı giymek istemiyorum çünkü. Tamam o zaman. Şey tamam. Şunu giyeceğim. Gemininki. Ne zamandır onu giymiyordum. Unuttuğum yerlerde. Girişteki oturakta da bench'te de ayakkabılarım var. Bunu unutuyoruz. Evet. Ne zamandır bunlar burada duruyor. Arkası nasıl tozlanmış. Bunu unutmuştum ne zamandır. Tam şimdilik şöyle bir ıslak mendille şunu güzelce bir sileyim. Kendine gelsin. Bir de şunlar da güzel aslında. Bunları unuttum biliyor musun? Tozlanmış ayakkabıların rengi değişmiş. Arkadaşlar. Ya Oliçum. Babiş unutmuş bunları. Evet. O da şaşırdı. Baksanıza arkadaşlar. Hiç daha önce görmemişti buranın açıldığını. Yerim ben bunu. Mis gibi oldular arkadaşlar. Dün de bunları giymiştim. Dışarıda bırakmışım. İçeri alayım. Bunlar dışarıda bırakılır mı ya? Sularımızı aldık. Yine her zaman gibi bel antrenmanlarımızla başlayacağız. Evet, genelde burada benden başka kimse olmuyor arkadaşlar. Millet basıyor ben. Bel antrenmanı. Evet, tişört bu şekilde. Gerçekten çok iyi. Gerçekten harika. Ufak da bir yırtmaçı var. Diğerinde Rush yazıyor arkadaşlar. Yırtmaçta Rush yazıyor. Evet, baştan aşağı Under Armour olduk. Şimdi güzel bir spor yapmanın zamanı. Let's go. Bye.
Evet, şimdi spordan çıktım arkadaşlar. Çok iyi geldi gerçekten. Normalde yapacağımdan fazla fazla hareketler yapmaya çalıştım. En son o assault bike benim işimi bitirdi gerçekten. İyi hissediyorum. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Yalnız spor salonlarında benim sinir olduğum, hatta uyuz olduğum bir olay, durum diyebilirim. Hareket yapıyorsunuz ya, bir alettesiniz. Adam biri geliyor, kaç set var? İşte dedim 4 setim var. Dibimden ayrılmıyor. Birader git farklı şeyler de yapsana. Değil mi? Ya benim en sinir olduğum, gerçekten böyle anlayamadığım olaylardan biri sizin başınıza geliyor mu? Bugün geldi işte benim başıma. Yani bir sürü alet de var arkadaşlar. Spor salonu çok büyük. Fazla da kalabalık değildi şimdi de. Yani 10 kişiyiz, adam gelecek aynı şeyi yapacak illa, değil mi? Farklı bir şeyler yap. Yani göğüs çalışacakmış. Git bir bench'e gir, ne bileyim, orada farklı bir makineye gir. Yok, illa o orada bekleyecek. 4 set orada dibimde bekledi. Ben de inadına normal yaptım yani. Hani en sinir olduğum şeylerden biri. Benim başıma da çok gelir. Hani yapabildiğim zaten az hareket var bel fıtığından ötürü. Bakıyorum o mu dolu? Hemen onu yapıyorum. Bakıyorum boşluk varsa giriyorum. İnsanlara saygı gösteriyorum. Özellikle korona zamanı o kadar diplerine girmeye çalışmıyorum. Meraklı da değilim zaten ama bazı tipler, bazı çocuklar diyeyim. Yani bir sürü göğüs hareketi var. Gidip yerde şınav çeksen bile. Hani hem ısınırsın, belki farklı şeyler yaparsın ama değişik, ilginç. Ya benim başıma çok gelmiyordu. Bugün böyle geldi, bir sinir oldum yani. Sizin başınıza geliyordur, spor salonlarına gidenler varsa sık sık rastlıyorsunuzdur. Hele ki bir de kalabalık bir yerdeyseniz zaten geçmiş olsun. Evet, şimdi AVM'ye geçiyorum arkadaşlar. Yemek yemek bir şeyler yapacağız. Görüşürüz. Sen ne oldu? Turşu, ayran var. Bu yediğim en güzel çorba. Kızım, Tuşicik, ne yaptın, özledin mi bizi? Tuşicik, güzel kızım. Tertemiz bu, tertemiz. And dad's only daughter.